Selamünaleyküm arkadaşlar. 6. sınıf öğrencilerimiz merhabalar yeniden. İnşallah 2. üniteden devam ediyoruz, namaz ünitesi. 3. konumuz namazın kılınışıydı. Arkadaşlar, bu ders biraz uzun olduğu için, uygulamalı bir ders olduğu için bu dersin 3 aşamada, en fazla 3 aşamada anlatılmasını planladım. Duruma göre değişebilir. Yani 3 derste, en fazla 3 derste bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bizim kılacağımız namazların sahih, yani geçerli olabilmesi için bazı şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Biz bu şartlara namazın farzları veya namazın şartları diyoruz arkadaşlar. Namazın bildiğiniz gibi 12 tane farzı var. Bunların 6 tanesi dışında, 6 tanesi de içindedir. Namazın arkadaşlar dışındaki farzlara biz namazın şartları diyoruz. Yani namaza durmadan önce yerine getireceğimiz bazı durumlar var. Bunlar neydi? 6 taneydi arkadaşlar. 1. Hadesten taharet. Hadesten taharet manevi temizlik demek arkadaşlar. Gözle görülmeyen temizlik demek. Hadesten taharet neydi arkadaşlar? Abdest almak gibi. Teyemmüm almak gibi, boy abdesti almak gibi. Değil mi? Namaza durmadan önce bunların alınmış olması gerekiyor. Bunların yerine getirilmiş olması gerekiyor. İki, necasetten taharet. Bu da maddi temizlik demek. Maddi temizlik arkadaşlar gözle görülen kirlerden temizlenmek demek veya arınmak demek. Bu da neydi arkadaşlar? İşte giysilerimizin temiz olması, namaz kılınacak yerin temiz olması gibi. Setri avret. Setri avret arkadaşlar avret yerlerinin örtülmesi demek. Kadınlarda el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerinin örtülmesi, erkeklerde diz ve göbek arasının arkadaşlar örtülmesi demek. Evet, dördüncüsü istikbali kıble. Bir kişinin namazının geçerli olabilmesi için yönünün, yüzünün yani ne olması gerekiyor? Kıbleye yönelmiş olması gerekiyor. Yani kıbleye yönelmek demek arkadaşlar. Beşincisi vakit arkadaşlar. Hangi namazı kılıyorsak, kılacak isek o namazın vaktinin girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi 5 vakit namazımız vardı. Değil mi? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı. Bir kişi ikindi namazını öğle namazı vaktinde kılamaz. İkindi namazının vaktinin girmiş olması şarttır. Niyet etmek gerekiyor arkadaşlar. Niyet de hangi namazı kılacaksak o namaza niyet etmemiz şarttır. Birisi ikindi namazına duracakken yanlışlıkla yani normalde içinden, kalbinden ikindi namazına niyet ederek abdest almış, değil mi? O niyetle kalkmış. O niyetle seccadeyi sarmış, yönünü kıbleye çevirmiş. Tam namaza niyet ederken yanlışlıkla ne demiş? İşte öğle namazı diye niyet etmiş. Namaza durmuş, aklına gelmiş bu kişinin ki ben yanlış niyet ettim. O kişinin niyeti geçerlidir. Çünkü önemli olan kalben geçirdiğimiz o niyettir arkadaşlar. Fakat arkadaşlar hem kalben hem diliyle, değil mi? Lisanen ikindiye değil de öğleye niyet etmişse o namazı geçersiz olur. Bu kez yeniden o namazı bozup ne yapması lazım? İkindiye niyet etmesi şartı gerekiyor. Evet arkadaşlar, namazın dışındaki farzları biz öğrenmiş olduk, 6 tane. Şimdi de içindeki farzlar, buna biz rükünleri diyoruz arkadaşlar. Yani namazın kısımları, rükünleri demek, kısımları demek arkadaşlar. İftitah tekbiri. İftitah demek başlamak veya açmak demek. Yani başlama tekbiri demek arkadaşlar. Namaza başlarken erkeklerin niyetten sonra Allahu Ekber diyerek erkekler ne yapıyordu? Şöyle elini açarak arkadaşlar, değil mi? Kulaklarına doğru, değil mi? Şu kulak memesine kadar baş parmağını oraya getiriyor, birleştiriyor. Allahu Ekber deyip elini bağlıyordu. Kızlar ise, yani kadınlar ise ellerini şöyle omuzuna kadar şöyle arkadaşlar getiriyor.
O şekilde elini hemen bağlıyordu arkadaşlar. Buna biz iftitah tekbir diyoruz. Allahu Ekber diyerek başlıyor. İkincisi kıyam demek. Kıyam namaza duracak kişinin ayakta durması. Bir kişinin namazların geçerli olması için, sahih olması için ayakta beklemesi gerekiyor belli bir müddet. Ona da arkadaşlar o beklediği müddette de Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okuması gerekiyor. Biz buna kıraat diyoruz, değil mi? Kur'an-ı Kerim'den bir sure, bir ayet okuması arkadaşlar kıraattır. Bu da farzdır. Namazın farzlarından bir tanesidir. Rükû, bunları yerine getirdikten sonra namazı kılan kişinin eğilmesi demek arkadaşlar. Değil mi? Ellerini şöyle, yani belini eğecek ve ellerini dizlerine koyacak arkadaşlar. Kadınlar da biraz daha az eğiliyor erkeklere göre. Erkekler tam eğiliyor arkadaşlar. Evet, buna da biz rükû diyoruz. Secde, diğer adıyla sücud. Aslında sücud, secdeli kelimesinin çoğulu. Secdeler demek. Biliyorsunuz ki her rekatta iki secde var. Ondan dolayı sücud denmiş arkadaşlar. Ellerimizi, burnun, alın, değil mi? Ve diz nedir? Yere konulmasıdır arkadaşlar. Buna biz secde diyoruz veya secdeler diyoruz. Kade-i ahire, kade-i ahirede son oturuş demek. Namazı kılan kişinin en sonunda oturduğu o kısma biz kade-i ahire diyoruz. Tahiyyat duasını okuyacak kadar o sürede oturması şartı var. Şimdi arkadaşlar abdest, boy abdesti, teyemmüm. Bunlar neydi arkadaşlar? Hadesten taharet kısmıydı aslında. Evet, biz bunlar arkadaşlar ne diyoruz? İşte o ibadetlerimizin, namazımızın geçerli olabilmesi için yapmamız gereken ön temizlik arkadaşlar. Değil mi? Temizlik, yıkama, meshetme, olma gibi çeşitli yöntemlerle yapılabiliyor. Şimdi bunların ilki abdest. Abdest arkadaşlar nasıldır? Bazı organları yıkama veya meshetme şekliyle yapılan bir temizlik çeşididir arkadaşlar. Manevi temizliktir. Hem maddi de olmuş oluyor aslında bir anlamda. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak için abdest alması emredilmiştir. Apaçık bir şekilde. Bunlara baktığımız zaman nasıl geçiyor? Maide suresinde geçiyor arkadaşlar. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın demiş. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla namazın kılınabilmesi için, geçerli olabilmesi için abdest farz olmuş oldu artık bu ayetle. Ondan sonra 4 tane de abdestinin farzın olduğunu öğrenmiş olduk. Abdestin farzı buradan da anlaşıldığı gibi artık 4'tür. Bunlar neydi? Elleri dirseklerle beraber yıkamak, yüzü yıkamak, başın dörtte birini meshetmek, ayakları topuklarla beraber yıkamak. Şimdi şu kısım arkadaşlar meshetten mezhebe değişiklik gösterebiliyor. Başımızın her bir tarafını meshetmemiz gerektiği, değil mi? Şekli de var. Ama Hanefi mezhebinde dörtte birinin meshedilmesi yeterlidir demiştir. Şimdi saçı uzun olan bir kişi nedir? Saçını meshetmez, başını meshedecek. Dolayısıyla nedir? Parmaklarını o saçların arasına geçirmesi gerekiyor. Elleri de temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Temiz derken elini diyelim ki suyun altına soktu, bir kez yıkadı. Bu eliyle hiçbir yeri de kullanmadan o elini başını meshetmesi gerekiyor. Ha şunu da unutmayın. Yıkamak değil arkadaşlar. Meshetmek. Burayı da unutmuyoruz. Evet. Abdest arkadaşlar bu şekildeydi. Şimdi abdestin bir de sünnete uygun olanı var. Bu 4 tane farzını saydık. Eyvallah. Sünnete uygun olan nasıl olacak arkadaşlar? Şuraya bakalım. Evet. Şimdi abdestin sünnete uygun olması, işte yönümüzü kıbleye çevirmek, ondan sonra abdest alırken hiç konuşmamak, her bir organı yıkarken değil mi? Belli bir dualar var. Onları okumak, her bir yıkadığımız o organı üçer kez yıkamak, işte birisiyle konuşmamak, efendime söyleyeyim sağ taraftan başlamak, değil mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Genel olarak abdestin sünnetlerindendir. Heh, diyelim ki arkadaşlar evinizde öyle bir durum var ki senin kıbleye dönmenin ihtimalin yok.
Dolayısıyla arkadaşlar kıbleye dönmesen de olur, o durumda mecbursun çünkü. Değil mi arkadaşlar? Bunlar da abdestin nedir arkadaşlar? Sünnetlerinden bir tanesidir. Peki abdest nedir arkadaşlar? Abdest hem maddi temizliktir hem de manevi temizliktir. Değil mi? Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar şu hadisi unutmuyoruz. Peygamber Efendimiz ne diyor? İşte sizin evinizin kapısından bir nehir aksa, bir kişi her gün oraya girip işte 5 kez yıkansa ona bir kir kalır mı? Hayır ya Resulullah diyorlar. Peygamberimiz de işte abdest ve namazda bu şekilde diyor. Bir kişi diyor bir günde nedir? 5 kez yıkanırsa ve 5 kez namaz kılarsa ondan ne maddi kir kalır ne de manevi kir kalır. Ve başka bir tane de arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sahabenin bir tanesini arkadaşlar abdest alırken görmüş. Ne ondan sonra o bitirdikten sonra ona şunu söylüyor: sen abdest alırken senin şu dirseklerinden işte yüzünden falan akan o suyun o damlacıklarıyla senin küçük günahların silinmekteydi diye Peygamber Efendimiz ona o müjdeyi vermiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii ki abdesti bozan durumlar da var. Değil mi? Bu abdesti bozan durumlar karşısında bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Abdestimizi tazelememiz gerekiyor. Neydi arkadaşlar? İşte kanın çıkması, vücuttan kanın çıkması ve irinin çıkması, uyumak, bayılmak, namazdayken birisinin duyacağı şekliyle gülmek, ağız dolusu kusmak, küçük ve büyük abdestini gidermek, değil mi? Veya yerlenmek. Bunlar neydi arkadaşlar? Abdesti bozan durumlar idi. Evet arkadaşlar, yine boy abdesti var bir de. Temizlik çeşitlerinden bir tanesi de boy abdesti var. Boy abdesti neydi arkadaşlar? Bütün vücudun yıkanarak yerine getirilen bir temizlik çeşididir arkadaşlar. Boy abdestinin diğer adı da gusül abdestidir arkadaşlar. Gusül de Arapçadan geliyor aslında. Gassaleden, yani yıkamak anlamında arkadaşlar. Perşembeyi cumaya bağlayan akşam boy abdesti almak sünnettir. Yine bazı durumlarda arkadaşlar boy abdestinin alınması nasıl, yani farzdır. O kişinin kesinlikle boy abdesti alması gerekiyor bazı durumlarda. Aksi takdirde o kişinin tavaf etmesi, namaz kılması, Kur'an okuması caiz değildir. İzin yoktur arkadaşlar. Onun o durumları, o ibadetleri yerine getiremez. Evet arkadaşlar, boy abdestinin farzları 3 tanedir arkadaşlar. Bunlar nedir? Ağız, değil mi? Suyla iyice arkadaşlar yıkanacak. Nasıl? Ağzımıza ağız dolusu şöyle su alacağız, gargara yapacağız. 3 kere bunu yapacağız. Yani aslında 1 kere yapmak farz. Yine burnumuz arkadaşlar su çekeceğiz şöyle. Ondan sonra değil mi temizleyeceğiz güzelce burnumuzu. Bütün vücudu bir de iğne ucu kadar şöyle kuru yer kalmayacak şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Yıkayacağız. Bu da abdestin farzları olmuş oluyor. Tabii ki boy abdestinin işte sünnetleri de var arkadaşlar. Bunlar nedir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte niyet etmek, besmele çekmek, yönümüzü kıbleye çevirmemek, sağımızı veya solumuzu kıbleye çevirmek arkadaşlar. Ondan sonra ellerimiz falan yıkanması, normal bir abdestin alınması, efendime söyleyeyim önce sağ, sonra da sol omuzlarımıza 3'er kez su dökmek, değil mi? Su dökerken işte bütün vücuda yayılması için vücudumuzu ovmak, parmağımızda yüzük varsa, kulağımızda küpe varsa bunların oynatılması, göbek deliğimizin iyice işte yıkanması, sakallı birisinin ne yapması lazım arkadaşlar? Sakalların arasında iyice suyun gitmesini sağlaması. Bunlar nedir arkadaşlar? Abdestin, yani boy abdestinin sünnetlerinden bir tanesidir. Evet arkadaşlar, şimdi teyemmüme geçtik. Teyemmüm arkadaşlar neydi? Suyun bulunmadığı veya hani bulunsa dahi o suyun kullanma ihtimalinin düşük olduğu, değil mi? Diyelim ki bir yerde su var ama orada büyük bir tehlike var, bir hastalık var diyelim veya bir ne var diyelim arkadaşlar, yılan var
Veya işte bir köpek var, değil mi? Isırabilir. Farklı bir hayvan var. İşte düşme tehlikem var. Bu tür durumlarda arkadaşlar nedir? Kişinin temin alması istemiştir. Veya bazı durumlarda ne olabilir arkadaşlar? Hava çok soğuk. Sen abdest aldığın zaman hasta olacaksın, değil mi? Su da soğuk. Askerdesin diyelim. Veya kamptasın diyelim, değil mi arkadaşlar? Veya sular donmuş. Suya ulaşamıyorsun. Bu tür durumlarda arkadaşlar kişinin ne yapması gerekiyor? Teyemmüm alması gerekiyor. Bu durumda teyemmüm ne oluyor? Abdest veya gusül, gusül abdestinin yerine geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım teyemmüm bu da ayet-i kerimede sabit imiş arkadaşlar. Nasıl? Su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredesiniz. Bu da yine Maide suresinde geçen bir ayet arkadaşlar. Teyemmüm arkadaşlar nedir? Farzı iki tanedir. Biz buna bir niyet iki dar diyoruz. Bir niyet iki dar. Yani niyet etmek teyemmümün farzlarından bir tanesi. Niyet aynı zamanda nerede vardı arkadaşlar? Namazda da vardı. Teyemmümle namazın ortak özelliklerinden bir tanesi niyet etmektir. Bunu da burada belirtmiş olayım. Yine elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları meshetmek arkadaşlar. Şimdi bunun da tabii ki sünnetleri var değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Kollar şöyle hani uzun kollu bir şey giymişsek eğer şöyle iyice o kıyafetimizi kollarımızı ne yapacağız? Dirseklerin yukarısına kadar çekmemiz gerekiyor. Yönümüzde kıble olacak. Ellerimizi temiz toprağa ve topraktan yapılmış diyelim ki bir ürün olabilir arkadaşlar. Ona iki kez vuruyoruz şöyle. Ve bir, iki, üç kez diyelim. Üç kez vuruyoruz. Üç kez yapmak sünnetti ya. Sonra kaldırıp şöyle silkeliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yüzümüzü meshediyoruz. Yine iki kez vurup arkadaşlar kaldırıyoruz. Sonra silkeliyoruz. İlk önce sağ, değil mi arkadaşlar? Yani sağ kolumuzu şöyle meshediyoruz. Sonra sol elimizde de sağ kolumuzu meshediyoruz. Teyemmümü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şurada şunu da belirteyim arkadaşlar. Teyemmüm diyelim ki cenaze namazına acil değil mi? Hemen kılınıp bitiyor ya cenaze namazı. Yetişemeyecek ihtimalin varsa o durumda da teyemmüm alabilirsin. Teyemmüm toprak ya da kum, çakıl, taş, kil gibi toprak cinsinden bir şeyle yapılır. Su bulunmaz ya da hastalık, soğuk gibi sebeplerle suyun kullanılması mümkün olmazsa bu durumda teyemmüm yapılır demiş. Özetlemiş olduk burada. Evet, suyun bulunmasıyla teyemmüm bozulmuş olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Diyelim ki su yoktu, değil mi? Ben hangi sebeplerden dolayı teyemmüm aldım? Su bulamadım diye. Evet, o durum kalktığı zaman artık teyemmüm de bozulmuş olur. Arkadaşlar, abdesti bozan teyemmümü de bozar. Yani abdesti hangi durumlar bozuyorsa teyemmümü de bozmuş oluyor. Her namaz için bizler ayrı bir teyemmüm almamız gerekiyor. Sabah namazını teyemmüm aldık diyelim. Öğle namazını da yeniden ayrıca teyemmüm almam şartı taşıyoruz. Evet. Şimdi geçelim ezan ve kamet. Arkadaşlar ezan bildiğiniz gibi farz namazların veya cuma namazının vaktinin geldiğini belirtmek için ve aynı zamanda Müslümanları namaza davet etmek amacıyla günde 5 vakit okunan bir değil mi? Çağrıdır arkadaşlar ezan. Hicretin birinci yılında okunmaya başlamıştır ezan. Ezan okuyan kişiye biz müezzin diyoruz arkadaşlar. Müezzin diyoruz. İslam'da ilk ezan okuyan kişi kimdi? Bilal-i Habeşi'ydi arkadaşlar. Ezan İslam'ın sembollerinden birisidir. Yani bir bölgede eğer ezan okunuyorsa oranın Müslüman bir bölge var. Yani oranın oradaki kişilerin Müslüman olduğunu anlıyoruz biz. Evet. Ezan hem namaza hem de İslam'a çağrıdır. Bunu da unutmayalım, değil mi arkadaşlar? İslam'a davet ediyor bir anlamda. İslam'ın sembollerinden bir tanesiydi ya arkadaşlar. Ezan vasıtasıyla Allah'ın birliği ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin de ilan edilmiş oluyoruz arkadaşlar.
Biz ezan vasıtasıyla Allah'ın birliğine davet ediyoruz. Allah'ın birliğini ilan etmiş oluyoruz. Yine Peygamber Efendimizin de peygamberliğini ilan etmiş oluyoruz. Ezanın ilk okunuşuyla çeşitli teklifler sunulmuş. Peygamber Efendimiz diyor ki hani çünkü artık Müslümanlar çoğalmaya başlamıştı Medine'de arkadaşlar. Namazın artık nasıl diyeyim vaktinin belirlenmesi bazı kişilere duyurulamıyordu. Hani artık gelin artık namaz başladı gibisinden. O dönemde ne deniliyordu sadece? Hadi namaz başladı buyurun namaza gibisinden. Çeşitli teklifler sunulmaya başladı. İşte çam şey yapalım sesi çıkarılsın. Boruyla üfleyelim. Ateş yakalım gibi arkadaşlar. Bunlar söylenmeye başlandı. Peygamber Efendimiz de bunu kabul etmedi. Abdullah bin Zeyd kabul etmeme sebebi işte Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve Mecusilerin, ateşperestlerin bir kültür olduğu, onların geleneği olduğu, bundan dolayı da bizim bunu kabul etmeyeceği şeklinde olmuştu arkadaşlar. Abdullah bin Zeyd bunu bu ezanı arkadaşlar okunuş şeklini rüyasında görüyor. Tabii ki Hazreti Ömer de aynı şekilde rüyasında görüyor. Ama ilk bunu söyleyen Abdullah bin Zeyd oluyor. Peygamber Efendimiz de bunun doğru bir rüya olduğunu, sahih bir rüya olduğunu anlıyor, fark ediyor ve nedir arkadaşlar? Bilal-i Habeşi'ye aynı Abdullah bin Zeyd'in rüyasında görmüş olduğu şeyi aynısıyla ezberlemesini istiyor ve ezanı okumasını istiyor arkadaşlar ve ezan bu şekilde başlamış oluyor. Evet, ezanın sözleri 4 kere Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zaten her gün 5 kez biz bunu duyuyoruz arkadaşlar. 2 kere eşhedü en la ilahe illallah. 2 kere eşhedü enne Muhammeden Resulullah. 2 kere hayyâ aleyhissalâh. 2 kere hayyâ aleyhifelâh. 2 kere Allahu Ekber. Bir kere de arkadaşlar la ilahe illallah. Bunu herkesin ezbere bilmesi gerekiyor. Peki bunun anlamı neydi arkadaşlar? Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Haydin namaza, haydin kurtuluşa Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Anlamında kesinlikle ezbere bilmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar kamet ve ezan arasında pardon daha kamete geçmeyelim arkadaşlar. Şurası sabah ezanında bildiğiniz gibi farklı olarak diğer 4 vakitten farklı olarak arkadaşlar Hayya alel felah'tan sonra Es-salatu hayrun minen nevm diyoruz. Yani Es-salatu namaz hayrın hayırlıdır minen nevm. Nevmden yani uykudan daha hayırlıdır. Namaz uykudan daha hayırlıdır kısmı da eklenmiş oluyor. Bu da 2 kez söylenmiş oluyor. Sabah namazında sadece arkadaşlar. Peki şimdi geçelim kamete. Evet şimdi geçtik. Kamet gerek tek başına veya gerekse cemaatle kılınan bu farz namazlardan önce erkeklerin arkadaşlar okuduğu bu arkadaşlar sözlere biz kamet diyoruz. Kamette arkadaşlar hayale felah dedikten sonra yine 2 kez biz ne diyoruz? Kad kameti sale. Bu da nedir? Haydi kalkın artık. Namaz başladı artık. Namaza duralım anlamında arkadaşlar. Nedir? Kad kameti sale diyoruz 2 kez. Kamet arkadaşlar ezandan farklı olarak hızlı bir şekilde okuyoruz. Yine ezandan farklı olarak az önce dediğim gibi kad kameti sale haydi namaz başladı anlamında o ifadeyi de eklemiş oluyoruz. Kamet okumak sünnettir. Peygamber Efendimiz bunu bize öğretmiştir. Ondan sonra arkadaşlar kameti sadece erkekler okur arkadaşlar. Yani kadınların kamet getirmesine gerek yoktur. Evet arkadaşlar. Şimdi biz burada dersimizi bitirmiş olduk. Kametin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Ezanın ne olduğunu öğrenmiş olduk. Namazın farzlarını, teyemmümü, abdesti, boy abdestini, işte bunları bozan durumlar neler olduğunu falan öğrenmiş olduk. Dolayısıyla burada size bir ödev vermek zorundayım. Şimdi ödevimiz 5 tane namazın farzlarını, abdestinin farzlarını, boy abdestinin farzlarını, teyemmümün farzlarını kesinlikle ezberliyoruz ve ezan ve kameti hem kendisinin nasıl okunduğunu
Değil mi? Ezan okumayı da öğreneceğiz. En azından hani kızlar diyelim ki zaten ezan okumuyor. En azından sözlerini ezberlemesi gerekiyor. Aynı zamanda anlamlarını da okuması gerekiyor. Evet arkadaşlar, dersimiz, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste yine namazın kılınışı başlığını ele alacağız. Fakat diğer konuları ele alacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.